Lezzet yolculuğu bu hafta ozanların ve türkülerin beşiği Pir Sultan Abdal'ın, Aşık Veysel'in diyarı Sivas'ta. Aşık Veysel'in kara topraklarında en lezzetli yemekler için yolculuğumuz başlıyor. Sizler de hazırsanız buyurun bize takılın. Gel biraz izleyiciyi anlatalım seni ya. Çok şımarıksın ya. Tuzağa danayı gömeceğiz bu sefer. Sırada ekmek aşı. Yanlış söyledim, ekmek aşı. Uyumadım ak, teke tüke sakalı, uyumadım ak. Şöyle yakından da göstereyim de size bunların güzelliğini. Bunlar kabuğunu bırakmıyor. Sivas hemşerilerimiz hangi yemeği yapsa hakkını veriyor. Gerçekten çok lezzetli. Efendim, Sivas su şehrindeyim. Kılıçkaya Barajı'nın sahiline adımlıyorum. Bu sefer biraz farklı. Yağmura inat, botla gezeceğiz. Şöyle biraz gezelim, keyif yapalım. Yağmur bizi engelleyemez dedik, geldik sahile. Gezelim mi biraz? Buyurun gezelim. Gezelim mi abi? Gezelim, gezelim o zaman, hadi bakalım. Bayağı balık tutmuşsun maşallah, maşallah. Bereketi bol bugün. Kılıçkaya'nın bereketli suları. Şu yayını gösterelim mi? Yayınımızda canlı yayın göstereceğiz birazdan. Bu güzel bot tur için Yusuf Kaptan'a teşekkür ediyoruz ve köye geçiyoruz. Yemekler bizi bekliyor. Teşekkür ederim kaptan. Kolay gelsin. Görüşmek üzere inşallah. Teşekkür ederim. Ne bekliyorsun? Sağ ol. Ayaklarınıza sağlık. Su şehri dik oyunu değil mi bu? Bir alkış alabilir miyiz? Çataloluk köyündeyiz. Efendim, lezzet yolculuğu işte bu yüzden bu güzel köyleri ziyaret etmek zorunda. Yağmur dememişler, soğuk dememişler. Çataloluklu hemşerilerimiz bizi böyle köyün girişinde karşılamışlar dik oyunlarla. Biz de sizi alkışlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Anadolu'muzun güzel köyleri, beldeleri mutlaka ve mutlaka adımlanmalı, oralara ulaşılmalı. Biz de öyle yaptık. Çataloluk köyünde çok güzel yemekler hazırlayacağız. Güzel halay için abilerimize teşekkür ediyoruz. Hazırlıklar tamamlanmış. Köyümüzün en lezzetli yemekler için masalar kurulmuş. 4 farklı yemek yapacağız. Yöresel en lezzetlilerinden. Burada ne yapacağız Kıymet anneciğim? Tuz kayacak, hingel yapacak, hamur yoğuracak. Tuz kayacak, hingel yapacak, hamur yoğuracak. Çok mu meşhur bu burada Kıymet anneciğim ya? Meşhur. Senin gibi kıymetli mi o da? Evet. Köyün en kıymetlisi Kıymet annemiz. Şimdi malzemelerimizi artık sayabiliriz. Neler var hingelde? Kaya tuzu var, biberi, domates şeyi, yumurta yumurtası, evet. Tereyağı, salçası, maydanozu. O zaman... Onu önce bir hamur mu yapacağız şöyle? Önce hamur yiyoruz. Hazırlayalım, hadi bakalım. Evet. Yemeklerimiz çok. Hemen hamur hazırlıklarımıza başlıyoruz. Hamurumuz hazır. Şimdi bir malzeme daha gördüm sen hamuru hazırlarken. Tablanın altında kalmış. O ne orada?
Kıymeden ne? Patates. Patates püresi. Patates püresi önceden hazırlanmış. Hingelde olmazsa olmaz. Ben de diyorum ya bir şey eksik ama bunda buraya kaçmış. Patates püremiz de var. Hamurumuzu hazırladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kavuracağız patatesi. Ondan sonra açacağız, içine alacağız. Kavuracağız. Hazırladık hüngerlerimizi. Şimdiki işlem galiba haşlama mı? Haşlayalım o zaman. Tuzumuzu ekledik kaynayan suyumuza ve mantılarımızı gönderiyoruz hazırladığımız. İçi patates dolu. Oh oh ne güzel salçalı, tereyağlı. Ne kadar zaman pişecek? Az herhalde. Kabaracak Ecem şimdi. Piştikleri zaman? Evet. Ha yüzmeye mi başlayacaklar kıymadan? Evet yüzüne çıkıyor. Yani pişen yüzmeyi öğrenmiş oluyor. Yüzmeyi öğrenen pişmiş oluyor. Evet. Tamam, bekliyoruz. Yüzeye çıksınlar. Yüzmeyi öğrendikleri vakit bir de sosu var. Elinize sağlık Kıymet anneciğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bundan sonraki işlemler sizde. Artık yollarını gözleyeceğiz hıngelin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Nergis Hanım'la beraber madımak hazırlamakta sıra. Sırada mevsiminde toplanmış madımak yemeğimiz var. Madımak Mayıs-Haziran aylarında oluyor. Nisan'da da başlayabiliyor. Yerde böyle kısa boylu bir ottur. Çok faydalıdır, çok lezzetlidir. Çeşit çeşit yemekler yapılır ama asıl madımak yemeğini hazırlayacağız. Nergis ablacığım nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Madımağımız var. Soğanımız var, sarımsağımız, evet. Bulgurumuz, salçamız, biberimiz, tuzumuz, tereyağımız. Tereyağı var. Ha. Bulgur normal, iri bulgurumuz var. Suyumuz var. Evet, suyumuz. Bu kadar. Hazırlamaya başlayalım o zaman. Oy madımak, teke tüke sakalı, oy madımak. Emelik yemlik, oy madımak. Kuş kuş yemlik. Onlar ne demek acaba türküde? Onlar da. Bilmiyorum. Onlar da mı ot acaba? Kuş kuşu yani. Falan. Evelik yemlik. Katılıyor. İkisi de. Varmanlar ya. Kökünün içinde geçecek. Sanki biraz pembeleşir gibi oldu Nergis abla. Tamam. Salçamızı ekleyelim. Salçanın ardından biraz kavurduktan sonra madımak gidiyor. Evet. Kavuruyoruz madımağı. Nergis ablacığım, ellerinize sağlık. Teşekkür afiyet ederiz. Olsun. Teşekkür ederiz. Hazırlıklar tamamlanıyor. Bakalım yanda bizi hangi yemek suyumuz bekliyor? Şimdi sırada Çatalhöyük meşhur fasulyesi. Kuru fasulyesi. Songül ablamız yapacak. Nasılsınız Songül ablacığım? Evet, iyiyiz. Teşekkürler. Şimdi tarifini veriyoruz. Evet. Böyle toprak, çömleklerde, kaplarda hazırlanıyor. Dokunuyorum da önceden ısıtmış, evet, hiç söylemiyor ısıttım. Songül abla ya. Isıttım, evet. Sıcakmış bu. Evet, şimdi malzemelerimizi sayabilir miyiz? Yarım kilo kuşbaşı. Evet. Karabiber, kırmızı biber, tuz, salça, tereyağı, soğan, biber, kırmızı biber, yeşil biber. Bir de acı biber görüyorum evet, orada. Evet, acı biber de var. Ve tabii ki meşhur evet, kuru fasulyemiz. Kuru fasulye. Su da var. Evet. Şimdi hazırlıklarımız başlıyor. İyi bir kuru fasulye tüketiciyseniz, yani tüketiyorsanız güzel, benim gibi böyle haftada bir yemezsem elim titrer diyorsanız, bu fasulye yapımını çok dikkatli izleyin. Hanımlar, beyler, önce eti hiçbir şey katmadan kendi yağında kavuruyoruz. Kuru fasulye için iyi bir karışım hazır. Ve sırada kuru fasulyelerimiz var. Meşhur
Şöyle yakından da göstereyim de size bunların güzelliğini. Bunlar kabuğunu bırakmıyor. Bunlar 10 dakikada pişiyor. Hepsini gönderiyorum. Evet, gönderiyorum. Gitti. Kısa piştiğine göre çok su atmıyorsunuz evet, o zaman. Evet, çok atmıyoruz. Tuzunu atıyorum. Sonra. Çünkü bizim elimize alışmış. Bizdeki fasulyeler pişmediği için biz 2 litre su gönderiyoruz. Nasıl olsa... Olmuyor. Düdüklü de çok pişiyor. Öyle mi? Düdüklü de fazla pişiyor. Fasulyeye bakın. Düdüklü de olmuyor. Düdüklü için yani 1-2 dakikada pişer herhalde düdüklü de. O yüzden dağılmasın diye düdüklüye konmuyormuş. 10 dakika normal toprak kaplarda, göğeçlerde, çanaklarda pişiriliyor. En lezzetli fasulyeye de bu şekilde kavuşuyorsunuz. Songül ablamıza teşekkür ediyoruz. Suyunu ekliyor ve kaynamaya bırakıyor. 10 dakika, 15 dakika daha pişecek. Fasulyemiz hazır olacak. Teşekkür ederiz. Şimdi bakalım Elif Hanım bizim için neler hazırlamış. Oraya geçiyoruz. Elif Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memleketimizin ismiyle özdeşleşmiş evet. Güzel bir kebap hazırlayacağız. Evet. Bu bildiğiniz kebaplardan değil. Bol malzemeli, bol sebzeli, sağlıklı, etin en güzel yerlerinden hazırlanmış Sivaslı hemşerilerimizin çok sevdiği evet. Sivas kebabı. Sivas kebabının malzemelerini sayalım izleyicilerimize. Evet, sayalım. 1 kilo kuzu eti, 2 kaşık tereyağı, evet. Karabiber, tuz, evet. Bir kaşık kekik, bir kaşık domates salçası, evet. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık da pul biberi, bir başta sarımsak. 8-10 tane patlıcanın olacak yani. Yemeği şeyi. Suya. Yarım çay bardağı falan da şey. Onu kullanacağız. Suya, evet. Taze sebzelerimiz var. Evet. Bir kilo patlıcan, 4 tane kırmızı biber, evet. 4 tane de yeşil biber. Yeşil biberler acı gibi geldi. Yok, acı değil. Bahçeden topladık. Kesin değil mi? Hı-hı, kesin. Tamam Elif ablacığım, o zaman malzemelerimizi hazırlamaya evet, başlayalım. Başlayalım. Sırada Sivas kebabı hazırlıkları evet, var. Başlayalım. Patlıcanlarımızı doğradık. Doğradıktan sonra kızartacak mıyız? Evet. Elif. Bütün malzememizi yani doğrayıp kızartacağız evet, önce. Hepsini bu şekilde kızartacağız. Kızartmaları hazırlıyoruz. İlk önce kızartmalar. Devam ediyoruz. Kızartmalarımızı hazırladık. Bir hayli zaman aldı. Hatta iki ocağa döndük. İki tüpe döndük. Burada biberlerimiz kızarıyor. Biz orada artık etleri yeniden haşlamaya evet. Başlıyoruz. Biz önceden haşladık. Yani acı şey olmasın diye, geç kalmasın diye. Şimdi biraz daha şöyle malzememizle çevireceğiz. Bayağı kaynadı. Tamam. Biraz daha kaynasın mı? Yok, tamam. Bu da tamam. Kapatıyoruz. Şimdi tam ortasına gelecek şekilde yapıyoruz ki çiçek bozulmasın. Çiçeği bozmamak lazım. Evet. Orada da biraz su dolsun ki bandıralım ona köy ekmeğini. Tırına gireceği için biraz pişmesi lazım bunun. Ayrı mı kalacağız biz şimdi kebaptan? Biraz. Ne kadar? Çok az. 10 dakika falan pişecek bu. Kızartacağız yani tüm malzemeyi. Fırında biraz daha suyunu çekecek fırında. Şimdi bu sarımsakları da tad verdiğini diziyoruz. Fırında kızaracak. Bütün gönderiyoruz. Çünkü fırına gidiyor. 10 dakikada onlar da lokum olacak. Onların da kokusuyla beraber iyice dayanılmaz bir hal alacak Sivas kebabı. Üstünü bir şeyle kapatacak mısınız fırına giderken? Folyoyla. Böyle mi? Folyoyla kapatıp fırına gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Elif Hanım ellerinize sağlık. Enfes bir yemek oldu. Fırına gönderiyorsunuz ve afiyetle yiyorsunuz. Birazdan çok güzel bir masayla karşınızda olacağız. Bak söylerim izleyicilere beni tehdit ettiğini. Yok, başka şey için tehdit etmedim. Eğer yedirmeden götürürsen bu çocukları ne yapar? Sende kalır. Bütün günah ben mi yani? Günah sağa kalır. Hepsini mi yiyeceğim? Hepsini diyor. Yine karınları doyasak eden çocuklar yesinler. Sen önen gelmişler madem.
Yemeklerini yerler Allah'ın izniyle al. Geçer. Yemezlerse gelsin. Kızar mısın? Yemezlerse ayıp olur, kızarım hem de nefis bu. Bunlar hepsi koktu. Burnuna koktu onlar. Hepsi yenecek bunları. Ya Peygamber Efendimiz dedi ki doymazsanız bile tatlarını bakın dedi mübarek. Ben de öyle yapıyorum. Bir tek sen bakayım, onlar da bakacak. Onlar doyumluk yiyor, ben tadımlık bakıyorum. Doyumluk yiyecekler ki gezeler çocuklar. Bak koca kuyu dolandılar, 350 hanelik kuyu Allah'ım. Bak göbeklere. Yok yok, öyle de şişman değiller, değil mi? Yok iyiler iyiler, çıtı pıtı çocuklarımız hepsi de hasta. Seher ablamla tartışıyoruz. Eğer diyor onları yemeden gidersen. Çok güzel hazırlıklar var. Çatal, olukta birbirinden güzel yemekler var. Ablalarımızın ellerine sağlık. Ya. Şimdi biz hazırladık fasulyeyi. Evet. Çatalhöyük fasulyesi. Çok güzel pişti toprak kabımızda. Madımağımız hazır. Sivas'a gelip madımak yemeden dönmek olmaz. Hengel, patatesli, güzel soslu Sivas kebabı. Ellerinize sağlık. Hepsi çok güzel olmuş. Önce fasulyeden başlayalım. Hepsi çok güzel. Çatal, olukta ne oluyorsa hepsi enfes. Ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Sivas'ta lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Ya gel, seni de böyle götürmek ne kadar zor iş. Dur. Gel biraz izleyiciyi anlatalım seni ya. Çok şımarıksın ya. Allah Allah. Efendim tanıştırayım. Yasa. Evliya Çelebi'nin Anadolu'da bir aslan gördüm dediği Sivas Kangalı'ydı. Bugün en güzel şartlı... Ya gitme, çok şımarıyorsun ya. Ya bir şey anlatıyoruz ya. İki laf ediyoruz izleyicimizle Yasacığım ya. Biraz dur bakalım, anlatalım. İsmini Sivas'ın Kangal ilçesinden alan Türkiye'nin gururu. Görüntüde çok sert ama kalbi pek yumuşaktır Kangallarımızın. Çok da koruyucudur. Hem bekçidir hem çoban köpeğidir. Bir de yakışıklıdır. Kolay değil Hüseyin abi, gel yanıma. Gel, bunu zapt etmek ne kadar zor. Kurt ne yapsın bunun karşısında abi? Evet. Kangal nasıl olur? Böyle hareketli, hızlı, süratli, çevik. Kangalı peki diğer köpeklerden ayıran özellikler nelerdir? Şimdi Yasa burada uslu duruyorken anlatalım. Hani mesela Anadolu çoban köpeklerinde akbaşlar da var, malaklı da var. Tabii. Kangalı nasıl ayırt edeceğiz? Kangal köpeği böyle gördüğün gibi üçgen bir kafaya sahip. Yani armuta benzer. Dudakları sıfır. Daha sivri bir. Tabii. Dudakları hiç yok. Gözleri çekik. Belli bir standart boy ölçüleri var. Belli bir standart kilo ölçüleri var. Mesela, kaç kilo ve kaç boylu? Yasa şu an tam 71 kilogram. Aynı zamanda boyu da 82 santimetre. Fakat ayırt edici özelliği şu, işçi bir hayvan. Koşan, gezen, süratli, çevik, atik, zeki ve zekasıyla kendisini performansıyla mutlaka muhakkak iyi buluşturan bir hayvan daha da Bozkır'da. Kangalların yerine ben sana teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bir de kardeş. Sivaslıların yerine de sana teşekkür ediyorum. Çünkü Turgay'cığım, önemli bir köpektir kültürümüzde kangal köpeği. Dünyada başka bir yerde olmayan, tabii, bize Türkiye tabii. Cumhuriyetlerinden gelmiş, evet, tarihi araştırmalara bizle göre. Bizle beraber göçmüş. Bizimle beraber gelmiş, tabii, göçmüş. Sürüden ayrılanı kurt yer. Bunu sana kimse söylemedi mi? Geç, tamam geç. Oradalar, geç. Geç. Ya geç. Kent Meydanı'nda Şifaiye Medresesi'ndeyiz. Burada hediyelik eşyalar var. Sivas'ın
kültürüyle özdeşleşmiş güzel hediyelik eşyalar var. Veya çok yoruldunuz, hemen ortasında havuzun kenarında bir kahvede yudumlayabilirsiniz. Sivas merkezde çok güzel yemekler hazırlayacağız. Kalbura bastığı çok sevdiğimi daha önce söylemiştim, sizlerle paylaşmıştım. Başkentindeyiz. Şaban Usta bana kalbura bastı hazırlayacak. Yeter mi? İçli köfte. Yeter mi? Yine yetmez. Ardından da Sivas köftesi hazırlayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Şaban Usta nasılsınız? Teşekkür ederim Tugay Bey. Siz nasılsınız? Sizi gördük daha iyi olduk. Geldik hoş mutfağa geldiniz. Bunu giydirdin bana. Biraz çok çalıştıracaksın gibi hissettim. Fazla çalışmayacağız, yok. Misafirperverliğimiz vardır. Biraz ufak, bir ufak var galiba. Ufak da olsa vardır. Kalbur bu mu? Kalbur bu. Şekil bu mu? Şekil bu. Tamam. Eteğimiz de hazır burada. Malzemelerimiz geliyor efendim. Ne kullanıyoruz? Kalbur abasında un, bir tane yumurtamız var, tuzumuz var, kabartma tozumuz var, daha önceden erittiğimiz tereyağımız ve zeytinyağımız. Hazırlamaya başlayalım. Kalbur abasında hazırlıkları başlıyor. Önce hamurumuzu halledeceğiz. Hamur için daha önce de eritmiş olduğumuz tereyağımızı ve zeytinyağı. Ve zeytinyağımızı. Bir su bardağı. Bir su bardağı tereyağı ve bir çay bardağı. Bir çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ. Malzemelerimizi hazırlıyoruz. Ufak ufak, ardından kalbura basıyoruz. İsmini zaten bu işlemden alıyor. Evet, bu şekilde kalburun deseni, buradaki kısım üzerine çıkıyor. Bunun tadına bir hani avantajı var mı? Bunu yapmasan ne olur, yapsan ne olur tadı konusunda? Bu sadece şekil mi, lezzetini etkiler mi? Sadece şekildir, sadece şekildir. Yani ben kalbura bastığım şey diyor değil mi? Ancak sadece beni şu var. Beni şekerpareden ayırın diyor yani. Pişerken de... herhangi bir kabarmaya meyil vermiyor. O işte. Evet, aradığım cevap oydu. Kabarmaması için bu desenin evet. Büyük önemi var. Adını da oradan alıyor zaten. Bu şekilde hazırlanmış, eskiden bulunmuş Sivas'ımızda bir tatlımız. Böyle hazırlıyoruz, buradan fırına gidiyor. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Şerbeti veriliyor, evet. Sonra soğuyor, afiyetle yiyoruz. Bunları bitiriyoruz, sırada içli köfte var. Sırada içli köftemiz var. Uzun zamandır yemediğimi fark ettim. Bünyede bir eksikliği vardı bir süredir. Evet. Şaban Ustam. Burada sen yapacağım deyince biraz heyecanlandım. İyi olacak. Bayağı bir zamandır yemiyorum, denemiyorum. Güzel bir içli köfte hazırlayacağız sizin için. Malzemelerimizi söyleyelim, hemen yapımına geçelim. Evet. Neler var içli köfte için? İçli köftemizin önce içinden başlayacak olursak, burada tek çekim dana kıymamız var. Kuru soğan, maydanoz, biber salçası ve sıvı yağımız var. Bunlar içi için. Bunlar içi için. Hamur için. Hamur için işte unumuz var, ince bulgurumuz, irmiğimiz, yumurta beyazı, karabiber, pul biber, toz kırmızı biber ve tuz. Bunlar dışında olacak. Hem bunlar dışında olacak. Hem tat verecek. Hem dışında olacak hem tat verecek. Hazırlamaya başlıyor Şaban Usta. Çünkü işimiz uzun. Bunları yapmak kolay değil. Evvela önce dışından başlıyoruz. Dışından başlıyoruz hamuru, çünkü hamurumuzun birazcık dinlenmesi gerekecek. Hamurumuzun 15 dakika dinlenmesi bekleyeceğimiz için isterseniz içine geçebiliriz. Hazırlayalım. Evet. İçimiz de hazır. Hamurumuz da dinleniyor. Soğutuyoruz. Soğutuyoruz. Doldurma işlemine başlıyoruz. Doldurma işlemine başlayacağız. Azıcık bekliyoruz.
Siz göz açıp kapayıncaya kadar bizim kıymamız da soğudu, hamurumuz da dinlendi. Başlayalım yapmaya. Başlayalım. Dinlenmiş hamurumuzdan yine yumurta büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Birkaç tane parça alacağız. Çaban Usta'nın tabii eli alışmış. Şimdi bunların hepsini ben tartıya koysam hepsi aynı gramajda gelecektir. Yaklaşık elleri alıştığı için aynı büyüklükte hazırlayabiliyorlar. Hamurumuzu parmak içiyle böyle avucumuzla, tek parmağımızla. Dolmalık biber şeklinde. Dolmalık biber şeklinde ama etrafını gayet ince olacak şekilde. Gitgide de inceltiyoruz. Market yaparken bir taraftan da inceltiyoruz. Ne kadar ince olursa hamuru hem o kadar lezzetli hem de kolay pişer. Devam ediyoruz. Bütün hamurumuzun içini dolduruyoruz. Ondan sonra bakalım ne yapıyoruz. İçli köfteler doldu. Hem de bol kepçe kıymayla, evet, malzemeyle doldu. Şimdi haşlıyor muyuz Çavuz Usta? Bunları haşlayacağız. Sonra biz o haşlanırken sosu var mı bir şey? Bunun sosu var. Salça sosumuz var. Üzerine sosumuzu yapacağız. Salça sosunu hazırlayacağız. Evet. Evet. Ondan sonra da? Ondan sonra da. Tamamlanıyor. Servis hazır oluyor. Servis hazır oluyor, evet. Çok güzel oldu içli köfte. Sivas usulü yaptık. Bunlar kaynıyor, sosu hazırlanıyor. Biz ondan sonra Sivas köftesi hazırlayacağız sizin için. Sırada Sivas köftemiz var. Pek meşhurdur, pek sevilir. Malzemesi yok. Sadece tuz ve kıyma. Gördüğünüz gibi. Yağ ne için kullanacağız? Yağı tıpışlarken elimizi muhafaza etmek için kullanacağız. Tıpışlamak ne demek? Tıpışlamak demek köfteyi, evet evet, o şekilde yapmak. Tıpışlarken elimiz kaysın diye sadece o var. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Köftelerimiz pişecek. İçli köftemiz sosuyla beraber hazırlanacak. Kalbura bastığıyla beraber sürprizler de varmış. Hoş sürprizlerle az sonra enfes bir masada birlikteyiz. Tükenmez murat varmış, varmış efendim. Ne alanı gördüm ne murat gördüm. Ne alanı gördüm ne murat gördüm sevdiğim. Meşakkatın adın murat koymuşlar, koymuşlar efendim. Dünyada ne lezzet ne bir tat gördüm. Dünyada ne lezzet ne bir tat gördüm sevdiğim. Şentürk Usta, ellerinize yüreğinize sağlık. Türk halk müziği seven herkesin, Aşık Veysel'in türkülerine gönülden bağlı olan herkesin eminim şu an gönül telleri sızlamıştır. Benim öyle oldu. Yüreğinize sağlık. Sesiniz o kadar rahmetli ustayla, üstadımızla o kadar benzeşiyor ki zaten onun sazına en iyi sahip çıkanlardan bir tanesi sizsiniz. Aşık Veysel'in sazı. O çaldıkça şu sazın burada hep şunu düşünüyorum. Çileli hayat sanki Veysel buraya doldurmuş teknenin içine. Hala o koku geliyor. Zaten hem sesinizde, zaten hem sazında bu var. İyi ki varsınız Şentürk Hoca. Tabii teşekkür onun ederiz. Onun için rahmeti Veysel oldu demiş ya, ben gidersem sazım sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme demiş ya, dertler orada zaten. Dertler burada. Kesinlikle. Bir tane daha dinler miyiz yemeklerden sonra? Hani ziyafetten sonra deneyelim. Ardından hem türkü ziyafeti var. Veysel Usta'nın türkülerini dinleyeceğiz. Hem de yemek ziyafetimiz var. Önce onları anlatalım size soğumadan. İlk olarak tatlıdan başladık bu sefer. Kalbura bastı hazırladık. Ardından içli köfte. Sivas usulü.
Bu anlattıklarım hep Sivas usulü yapıldı. Farklı bölgelerde ve illerde benzeşiyor, türevleri var. Ama şu köfteyi bulamazsınız. Köfteyi soğutmamak lazım. Sertleşebilir. Hemen bir köfte alalım. Ben zaten Sivas köftelerine bayılıyorum. Yemeklerin hepsi çok güzel. Sivaslı hemşerilerimiz hangi yemeği yapsa hakkını veriyor. Gerçekten çok lezzetli. Tabii ki Sivas'taki yolculuğumuz devam ediyor. Enfes yemekler ve eşsiz manzaralar eşliğinde güzel bir yolculuk olacak ama bir Aşık Veysel türküsünün ardından. Dost dost ya nice nice sine sarıldım, hey yar sarıldım, benim sadık yarım kara topraktır, beyhude dolandım, hey yar boşa yoruldum, benim sadık yarım kara topraktır, kara topraktır. Şu an Sivas Kent Meydanı'nda Burcu Medresesi'nin önündeyiz. Güzel bir Sivas ağırlaması izledik. Lezzet yolcularını ağırlamış oldular. Efendim, betimlediği ve oyunun bize öğrettiği şu. Yemek kuyruğunda bayılan bir askeri betimliyordu. O birbirlerine dayanarak oynamaları. Bu el hareketleri de ok atmayı betimliyor. Çok güzel bir oyun. Her halk oyunumuz gibi folklorumuzun en güzel örneklerinden bir tanesi bu da. Gidelim biraz sohbet edelim arkadaşlarla. Yoruldular. Üşümeyin dedim. Sık sık böyle... Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız gençler? İyi misiniz ya? Çok şükür. Kıyafetler çok güzel. Halay çok güzel. Evet abi. Artık filmlere de konu olmaya başladı. Öyle abi. Biz zaten seviyorduk. Evet. Şimdi Türk halkı da artık 80 vilayet bu halayı biliyor. Aynen abi. Oyunlar çok güzel. Gençlik merkezine çok teşekkür ediyoruz. Sivas'taki yolculuğumuz devam ediyor. Sivas'ta Karşıyaka Mahallesi'nde çok güzel Sivas yemekleri yapacağız. Tuza danayı gömeceğiz bu sefer. Balık gömdük, kuzu gömdük ama burada pek meşhurmuş. Dananın sırt etini tuza gömeceğiz. Bu tuzda kebapmış. Kiminle yapacağız? Tutkun ustamızla yapacağız. Tutkun abicim nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun Turgay Bey, iyi. Sizler iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Sadece tuzda kebap mı? Hayır. Peskutan çorbası yapacağız. Peskutan söyleyemiyorum bile, görüyorsunuz dilim böyle dönmüyor. Peskutan. Peskutan ne demek? Peskutan çorbası sütten, yoğurttan yapılmış. Ayranlı böyle yoğurtlu çorba. Ayranlı, yoğurtlu, içinde mercimek bulunan
genelde de kışın yediğimiz bir çorbadır. Ve mevsimi o zaman artık, evet, yavaş yavaş. Ve ardından da ekmek aşı hazırlayacağız. Onları da Serdar ustamızla yapacağız inşallah. Güzel tarifler için hazırsanız başlıyoruz. Önce tuzda kebap. Ciddi bir kaya tuzumuz var böyle, evet, bakırın içinde. Kaya tuzu olmazsa olmaz. Tabii kaya tuzunun özelliği kenetleşmesini, bir çamur bloku gibi birbirini tutması açısından taş gibi oluyor, kullanıyoruz. Yine etimiz dananın sırt etinden olur. Tuzu tam tutsun, dağıtmasın diye yumurta akı kullanırız. Sıvıya bir de kekik, ete daha bir lezzet versin diye. İsterseniz başlayalım. Hazırız Tutkun Usta. Tamam. Önce kebabımızı yapalım, ardından da diğer yemekler var. Yumurta akımızı tuza döküyoruz. Harcımızı hazırlıyoruz. Evet. Etimizi kaplayacağımız harç. Tabanını hazırladıktan sonra etimizi alıyoruz. Etimizi birkaç yerden şişliyoruz. Pişsin diye. Pişsin diye, biraz hava alsın diye. Bunu yapsak da olur, yapmasak da olur. Fakat yapsak daha güzel olur. Daha güzel pişir. Evet. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra 6 kesik atıyoruz. Şey diyoruz, kekiğimizi sıvı yağ koyuyoruz. Terbiyeliyor muyuz? Terbiyeliyoruz, evet, şu anda. Sıvı yağ ile. Etimizin her tarafına az bir şey, fazla olmamak şartıyla sürüyoruz. Evet, şimdi hapsedeceğiz. Hapsedeceğiz, kekik kokularıyla pişecek. Tuzun içerisine. Bu artık pişmeye hazır değil mi usta? Şu anda hazır. Tuzla kebabımız pişmeye hazır. Odun fırınında pişecek. Odun fırınında, odun közünde pişecek. Közde değil mi? Direkt öyle harla, alevde durmayacak. Evet. Pişme süremiz de 2,5 saat. 2,5 saat kapalı ortamda kalacak. Yani aslında fırının koltuk altı dediğimiz bir bölümünde külün, evet, yakınında, közün yakınında kalacak. Çok ateş istemiyor. Yavaş yavaş 2,5 saat boyunca pişecek. Tuzda kebabımız tamam, pişmeye hazır. Sırada peskutan çorbamız ve ekmek aşımız var. Kiminle yapacağız? Serdar Usta'yla. Az sonra malzemelerle karşınızdayız. Sırada Sivas'ımızın geleneksel yemeklerinden bir tanesi olan, daha doğrusu çorbalarından biri olan peskutan çorbası. Tanıştırayım sizi, Serdar Ustam. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk Serdar Ustam. Çok teşekkür ederiz. Allah iyilik versin. İlk defa bir çorbaya bu kadar malzeme katıldığını görüyorum. Evet. Bir hayli malzeme var. Ustam sayalım mı onları, biz başlayalım. Sayalım. Bu kemikli dana etimiz. Evet. Tereyağı. Tereyağımız. Yarmamız, haşlanmış yarma, evet, var. Önceden haşlanmış nohut, evet, unumuz var, mercimek, tuz, nane, yumurta ve soğan. Bu dört, ve galiba bu dört tane çorbanın birleşimi herhalde. Aynen öyle, evet. Anlaşılıyor. Bu peskutanımız da bu. Asıl ekşi yoğurt mu? Ekşimsi yoksa yoğurt, evet. Süzme yoğurt gibi bir şey mi? Peskutan nasıl? Şöyle, 10 kilo sütten 1 kilo peskutan çıkıyor. Kaşar peyniri gibi. Aynen öyle. O da 13 kilodan çıkıyor. Aynen. Kilosu. Evet. O zaman hazırlıklarımıza başlayalım. Başlayalım. Önce ne yapmamız gerekiyor? Önce soğan ne kavuracağız? Yok. Her çorba gibi yok, yoksa? Önce un, yumurtayla bir harç yapacağız. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar un atacağız. Sonra yumurtamızı sarısı ilave, akıyla beraber, evet, akıyla bir, beraber bir ilave ediyoruz. Ve bunu tutmasın diye biraz su döküp çırpıyoruz. Şöyle çırpıyoruz. Görüldüğü gibi harç tamam. Bunun içine peskutanı ilave edeceğiz, tamam, şimdi. Bir kilo peskutan var, bu sadece un var, su un var. Un var, o kadar. Su var, yumurta var. Çırptık. Üzerine peskutanı ilave edeceğiz. Sonra onu da çırpacağız. Bunu iyice çırpacağız. Bayağı ayran gibi. Bayağı ayran gibi yapacağız bunu, evet. Çırpmaya devam ediyoruz. Çırpmaya devam. Çorbamızı ocağa koyacağız şimdi. Bu arada başka hazırlıkları var mı peskutanın? Var. Siz onları yapın. Sırada ne var? Ben de bunu karıştırmaya devam edeyim. Yarma. Nohut ve yarma. Nohut ve mercimek, evet. Bunları ekleyecek miyiz buraya? Bunların yavaş hepsini yavaş ekleyeceğiz, evet. Tamam. Eti de son olarak ekleyeceğiz. Soğanı ne zaman ekleyeceksiniz? Soğanı nane ile beraber sos yapacağız üstüne. Ha, o üzerinin sosu, evet, için onları. Evet. Tereyağında
Tereyağı, nane, soğan. Nane, soğan. Onlar üzerine sosu olacakmış. Sos olacak. Bunu böyle karıştırıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Yarmayı, nohudu ve mercimeği ardından da kaburga, dana etimizi gönderiyoruz. Kaya tuzu görüyorum orada. Kaya tuzunu da içine birazcık atacağız, bir tutam kadar. Çünkü peskutan çok tuzludur. Öyle mi? Çok az atacağız, evet. Kolum koptu Serdar Usta, kolum koptu. 25 dakikadır bu işi yaptırıyorsun bana. Bizim de her gün kopuyor. Bizim kolumuz her gün kopuyor. Bir günde benim kopsun diye. Ne olacak? Bütün malzemeyi attık. Buyurun. Galiba tamam. Bunun galiba çorbamızda dur noktası var. Evet. Şu anda kaynadı. Aradan 5 dakika geçti. Evet. Şu anda kapatıyoruz. Bunun kaynaması tamam. Şimdi sosunu yapacağız bunu. Tamam, yapalım. Tereyağımız kızardı. Soğanlarımız ince ince kıyıldı. Evet. Soğanlarımızı kavuracağız tereyağında. Tabii ki sos için nane gidecek içine. Mis gibi kokacak. Hafif onu pişirecek usta. Kokusu sinsin tereyağına. Ardından güzel çorbamıza döküyoruz üzerine. Sonra da servise hazır. Servise hazır. Şimdi atıyoruz. Peskutan çorbası da böyle. Hazırlıklar devam ediyor. Ardından ekmek aşı, yani ekmeği aşı yapıyoruz. K yok arada. Sırada ekmek aşı. Yanlış söyledim. Ekmek aşı. Ekmek aşı. Bu nasıl ekmek aşıdır? Ne kadar çok malzemesi var. Boşuna demedik ekmek aşı. Şu malzemeyi ekmek sayalım da aradan çıksın. Çok sayalım. Sürecek çünkü. Sayalım. Ekmek aşı için malzeme geliyor. Başta ekmeğimiz pide tabii olacak. Ki olmazsa pide olmaz. Tereyağımız. Evet. Önceden kavurduğumuz kavurmamız. Ne o? Ne eti? Dana eti. Dana eti olacak. Evet. Tamam. Nane, pul biber, kırmızı biber, kimyon, tuz, salçalarımız. Dereotu görüyorum burada. Dereotu var, maydanozumuz var. Biber var, patates var, soğan var, kekik var, domates var, kırmızı kapya biber var. Var, daha var. Tenceremiz var, kepçemiz var, suyumuz var, bıçağımız var. En iyisinden ustamız var. O zaman ekmek aşı başlasın. Teşekkürler, başlayalım. Ekmek aşına soğanlarımızı yemeklik dediğimiz ince ince doğrayıp başlıyoruz. Patatesler ölüyor. Ardından diğer malzemeler gidiyor. Teker teker biber, kapya biberi, domates gidiyor. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra eti giriyoruz. Biraz onu da çeviriyoruz. Zaten pişmiş. Onu da çeviriyoruz. Pişmiş et. Sonra baharatlarımızı atacağız. Baharatlar gidiyor. O zaman fazla iş kalmıyor. Gelelim ekmeğe. Ekmek ne zaman? Ekmek en sona. Ekmekleri böyle kare keseceğiz. Dizeceğiz. Alta mı üstte mi? Alta dizeceğiz. Alta. Yaptığımız sosu. Evet. Ekmeklerin üzerine dizeceğiz. Bu tencerede ne varsa üzerine dökeceğiz. Ne varsa üzerine dökeceğiz, evet. Sonra bir şey serpiştirecek misin üstüne? Tabii ki, bunlar. Bunlar. Evet. Ve hazır. Hazır. Eline sağlık o zaman Serdar Usta şimdiden. Bunları tamamlıyoruz efendim. Enfes 3 tane süper yemek sizleri bekliyor. Ne zaman? Az sonra. Kardeş diye konuşurlar, dili güzeldir Sivas'ı, dili güzeldir Sivas'ı.
kardeş diye konuşurlar. Dili güzeldir Sivas'ı, dili güzeldir Sivas'ı. Yemek yapmada hünerli, eli güzeldir Sivas'ın. Lezzet yolculuğu burada, hali güzeldir Sivas'ın. Hali güzeldir Sivas'ın. Lezzet yolculuğu burada, hali güzeldir Sivas'ın. Hali güzeldir Sivas'ın. Her gelen buradan geçer, Turgay Bellez lezzeti seçer. Çeşit çeşit renkte açar. Gülü güzeldir Sivas'ın. Gülü güzeldir Sivas'ın. Alkışlıyoruz. Aşıklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aşık Kulfani ve Aşık Erkani. Yüreğinize sağlık üstadım. Yine efendim saz üstadlarımıza, fasılımızdaki üstadlarımıza çok teşekkür ediyoruz. O ne? Bir şey geldi Mahmut abi ama bilmiyorum ki. Bakalım ne çıkarıyor. Ustam elinize sağlık. Tutkun ustam getirdi. Yangın var galiba. Ona benzer bir şey oldu. Yangın var. Çatlamış. Benim için mi açtınız? Aşıklarımızdan müsaade isteyerek... Tabii ki buyurun. Onlardan izin isteyerek ziyafet birlikte olacağı için ben en azından hazırlıklara başlayayım. O servis olarak gelecek az sonra. Diğer hazırladığımız yemeklerimize bakalım biz. Yine aşıklarımızdan izin alarak tadlarına bakmak istiyorum. Tabii buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ozanlar, aşıklar ve en güzel türkülerin diyarı Sivas'ımıza şimdilik veda ediyoruz. Farklı bir ilimizde en lezzetli yemekler ve en güzel türküler eşliğinde birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Efendim Zaralı Halil'i almışken güzel bir türküsüyle size veda ediyoruz. Check me shot.